bu çıkmış konularda baktığımızda daha önce bize hücrenin organellerinden soru sordular. Kanın yapısı yani plazma ve şekilli elemanlarına soru geldi. Bunun dışında bildiğiniz üzere enerji sistemleri, kas sistemi, sinir sistemi üzerinde sorular geldi. Fizyoloji açısından baktığımızda bunlar üzerinden sorular geldi. Bugün sizlerle bunları çalışacağız. Temelde baktığımızda canlı organizmanın en küçük yapı birimi hücredir. Hücrenin içerisinde organeller bulunmaktadır. Bulunan organelleri incelediğimizde zarsız, tek katlı ve çift katlı zara sahip olan organeller olarak sınıflandırmışızdır. Zarsız organellere baktığımızda ribozom, sentrozom. Tek katlı organellere baktığımızda endoplazmik retikulum, Golgi cisimciği ve lizozom. Çift katlı organellere baktığımızda ise mitokondri karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki senelerde bize mitokondriyi soru olarak sordular. Hücrenin enerji santrali şeklinde bir soruyla karşımıza çıktı. Birkaç ufak diğer organellerden bahsedecek olursak, zarsız organellerden ribozom arkadaşlar hücre içerisinde protein sentezini gerçekleştiren bir yapıdır. Virüs harici tüm dokularda bulunabilir. Endoplazmik retikuluma bağlı ya da sitoplazmanın içerisinde serbest halde kendi başına dolaşıp temelde protein sentezini gerçekleştirir. Protein sentezini ise DNA'nın RNA'ya aktardığı bilgiler doğrultusunda RNA ribozomu iletip ribozom bu sayede protein sentezini gerçekleştiriyor. Bir diğer zarsız organel sentrozom. Sentrozom hücre bölünmesini sağlayan yapıdır. Baktığımızda tüm hayvan hücrelerinde bulunur. Vücudumuzda sentrozom sadece sinir hücrelerinde bulunmaz arkadaşlar. İçinde sentriyol adı verilen iki tane tübül vardır. Tübüller birbirini çoğalarak çoğaltmış oluyorlar. Hücreyi çoğaltıyorlar bu sayede. Tek katlı organellere baktığımızda endoplazmik retikulum hücre zarı ile hücre çekirdeği arasında bulunup hücre içerisinde taşıma görevi gören ayrıca karbonhidrat, protein, yağ sentezine görev alan bir organeldir. İkiye ayırırız hücre, endoplazmik retikulum hücre içerisinde. Bir granüllü bir de granülsüz olarak. Granüllü yapıdaki endoplazmik retikulum protein sentezi yaparken granülsüz yapıdaki endoplazmik retikulum ise yağ sentezini yapmaktadır. Lizozom temelde sindirimde çalışan bir organeldir arkadaşlar. Hücre içi sindirimde yer alır. Karaciğer, dalak, bolca lizozom bulundurur arkadaşlar. Lizozomun bir süre sonra hücre içerisinde yaşlanması, kendi kendini intihar etmesine, intihar kesecikler olarak adlandırılan otoliz olayını gerçekleştirir. Bu sayede kendini intihar ederken bile hücre içerisinde sindirimi gerçekleştirir. Golgi cisimciği endoplazmik retikuluma yapısal olarak benzemektedir. Endoplazmik retikulumdan gelen ürünlere son halini verip paketleme işlemini görür arkadaşlar. Bunun dışında sindirim enzim üretiminde ve salgı sisteminde görev alır. Mitokondri az önce de bahsettiğimiz gibi hücre içerisindeki enerji santralimizi oluşturuyor. Oksijenin ortamda özellikle enerji oluşumunda, ATP oluşumunda önemli bir faktör diyebiliriz arkadaşlar. Kanın fizyolojisiyle ilgili baktığımızda kan temelde yapısal olarak baktığımızda plazma ve kanın şekil elemanlarından oluşur. Kanın büyük bir kısmı plazmadır arkadaşlar. Plazmaya da baktığımızda %92'si sudan oluşmakta, %6'sı ise proteinlerden oluşmakta. Daha önceki dönemlerde bize kanın protein yapısı ile ilgili soru gelmedi. Ancak soru gelme ihtimali var. Özellikle baktığımızda fibrinojen yapısının soru olarak sorulabilme ihtimali vardır. Çünkü geçen seneki sınavda kan sorusunda kan pulcukları yani trombositleri sormuştu. Trombositlere baktığımızda temelde trombositler arkadaşlar kan akışını, damarda bir tıkaç oluşturup kan akışını durdurmada görev almaktadır. Fibrinojen ise bu yapıya destek vermektedir arkadaşlar. Koagülasyonu sağlayarak kanın akışını yavaşlatıp kanamayı durdurmaya destek olur. Bunun dışında en çok bulunan yapı albümindir arkadaşlar. Plazma proteinleri içerisinden. Albümin temelde taşıyıcılık görevi üstleniyor. Globulin de albüminle beraber taşıyıcılık görevi üstleniyor. Ayrıca bağışıklık sistemi yani immün sistemin güçlendirilmesine destek oluyor. Ayrıca vücudumuz içerisinde bağışıklığa destek olmak amacıyla antikor üretimine de katkı sağlamaktadır. Kanın şekilli elemanları dediğinde bizim aklımıza üç kavram gelecek. Eritrosit,
Lökozit ve trombosit ismi arkadaşlar. Trombosit kan pusuklarıdır. Eritrositler kırmızı kan hücreleri, lökozitler ise beyaz kan hücreleridir. Eritrositler arkadaşlar anne rahmine bebek düştükten sonra mezodermal viserus keseciğinde üretime başlar. Daha sonraki süreçlerde arkadaşlar karaciğer ve dalakta kırmızı kan hücreleri sentezi gerçekleştirilir. Yetişkinlik düzeyine geldiğimizde ise artık yassı kemiklerde ve uzun kemiklerin proksimal kısımlarını gerçekleştirir. Eritrositin oluşumunda eritroproteinler devreye girmektedir ve hipoksiye ihtiyaç vardır. Hipoksi ortamı böbrek üstünde bulunan bezleri uyarıp eritroprotein sentezini tetikleyip eritrosit oranını arttırmaya sağlar, arttırmaya çalışır. Eritrositin eksikliğinde anemi hastalığı, bazılarında ise hipoksi anemi durumu ortaya çıkıyor. Lökozit arkadaşlar temelde vücudumuzda patojenlere karşı savaşmak için yer alan savunma sisteminin önemli bir hususudur. Beyaz kan olarak da adlandırılıyor. Trombositler az önce de bahsettim arkadaşlar. Trombositler kan pulcuklarıdır. Kanama esnasında damarda bir tıkaç oluşumunu sağlayıp kanın akışını durdurmaya yarayan yapıdır. Bu sene bize soru olarak gelebilir. Gelirse özellikle arkadaşlar bize eritrosit ya da lökositi soru olarak sorabilirler. Eğer plazma ile ilgili bir soruya yönelirlerse de fibrinojen ile ilgili soru gelebilir. Baktığımızda arkadaşlar insanda kan hücrelerinde hangi işlevleri üstlenir? Temelde solunum gazlarını taşımaki görevlerinden biri kanın pıhtılaşmasını başlatma, patojenlere karşı savunma sistemini çalıştırdığı için arkadaşlar 1, 3 ve 4 seçeneği insandaki kan hücrelerin temel görevi olarak adlandırılır. Bir sonraki sorumuza baktığımızda herhangi bir kanama olması durumunda kan kaybını önlemek için pıhtılaşmayı gerçekleştirerek kanamanın durdurulmasını sağlayan kan hücresi hangisidir demiş. Az önce de bahsettim arkadaşlar. Temelde cevabımız trombosit olacak burada. Hemoglobin geçen senelerde soru olarak geldi. Özellikle dayanıklılık performansında demir eksikliği ile ilgili soru olarak geldi. Hangisinin eksikliğinde işte dayanıklılık performansı düşük olur diyerekten sorulmuştu. Demirdi. Hemoglobin zaten demirle ilintili bir unsur arkadaşlar. Kanda en çok bulunan hücredir. Tüm kan hücrelerinin %41'ini oluşturur. Kırmızı kemik iliğinde yassı kemiklerde üretilir demiş arkadaşlar. Hangisi demiş bunun cevabı? Baktığımızda arkadaşlar zaten sorular seçenekleri birbirinden eleyebilir. Trombosit ve kan pulcukları aynı kavramı ifade ediyor. Akyuvar ve lökositler de aynı kavramı ifade ediyor. Bunun cevabı eritrosit arkadaşlar. Kırmızı kan hücreleri kanın şekilli elemanları içerisinde en yüksek orana sahip olan unsurdur arkadaşlar. Enerji metabolizması buradan soru gelme ihtimali yüksek. Özellikle arkadaşlar enerji sistemleriyle enerji sistemlerinin aktif olduğu sportif faaliyetlerle alakalı soru daha önceki senelerde geldi. Baktığımızda enerji metabolizması temelde insanın mekanik enerji yani harekete dönüşebilmesi için kimyasal enerjinin mekaniğe dönüşmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmesi için de temel bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Vücudumuzun en temel enerji kaynağı ATP'dir. Yani adenin trifosfat şeklinde bir adenin 3 fosfat grubunun birleşimiyle oluşmuş bir bileşen tarafından sağlanır. Besinler vücudumuza girdiğinde doğrudan enerjiye dönüşmez. Bir dizi kimyasal reaksiyona uğrayıp ATP'ye dönüşüp enerji olarak kullanılır arkadaşlar. Temelde ATP'nin görevlerine baktığımızda kasal aktivitenin sürdürülmesi, hücre bütünlüğünün korunması, membranda yani hücre zarında aktif taşımanın gerçekleştirilmesi ve yapılacak herhangi bir enerji gerektiren faaliyetlerde aktif bir şekilde rol oynar. Enerji metabolizmasına baktığımızda arkadaşlar enerjinin resentezi diye bahsedebiliriz buna. Temelde aerobik ve anaerobik sistemle gerçekleşir. Bildiğiniz üzere anaerobik sistem ortamda oksijenin olmadan gerçekleştiği sistemken aerobik sistem ise ortamda oksijenin bulunduğu, oksijen kullanılarak besinlerin enerjiye dönüştürdüğü sistem olarak adlandırabiliriz. Anaerobik sistemden bahsedelim arkadaşlar biraz. Temelde ikiye ayırıyoruz. Bir ATP, CTP ya da alaktik asit sistem. Bir diğeri ise glikolaktik sistem, laktik asit sistem, glikojen sistemi,
karbonhidrat sistemi olarak adlandırılabilen laktik asit sistemidir arkadaşlar. Anaerobik sistemde özellikle çok kısa süreli faaliyetlerde, akut çalışmalarda, 10-15 saniyelik faaliyetlerde enerji yüksek yoğunluklu çalışmalarda kaslarda depo edilmiş ATP ve ATP'nin kullanımıyla gerçekleştirilir. Saf olarak kullanılan ATP, daha sonra kreatin fosfatın ATP ve sentez için difosfatından difosfatı saf dışı bırakarak tekrardan ve senteziyle ATP-CHP kullanılır. Çok kısa süreli faaliyetlerde kullanılır. 10-15 saniyelik çalışmalarda yer alır arkadaşlar. Sürecin sonunda laktik asit oluşmaz. Depo olan ATP-CHP kullanılır. Hangi tür faaliyetlerde karşımıza çıkar dersiniz? Özellikle 100 metre koşusunda, atletizmde atmalarda, atlamalarda karşımıza çıkabilen bir faaliyettir. Sportif oyunlara baktığımızda hangi eylemlerde karşımıza çıkacağını incelediğimizde futbolda şut atışı, kafa vuruşu için sıçrama, smaç vuruşu voleybolda bu tür eylemlerde arkadaşlar ATP-CHP'nin aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sistem olan glikojen sistemine geçmeden önce bazı kavramlardan bahsedelim arkadaşlar. Glikoliz, glikojenez, glikoneojenez ve glikojenoliz kavramları. Baktığımızda glikoliz, glikozun ve glikojenin parçalanma olayıdır arkadaşlar. Glikojenez, glikozun kas ve karaciğerde depo edilmesidir. Glikoneojenez ise arkadaşlar karbonhidrat dışındaki maddeleri glikojene tekrar dönüştürülmesidir. Protein, laktik asit gibi. Özellikle glikoneojenez ve laktik asitin vücutta üretilen laktik asit %18 gibi bir oranı tekrardan enerjiye dönüştürülmesi için glikoneojenez yöntemiyle glikojene dönüştürülür. Bu dönüştürülme işlemine Cori döngüsü adı veriyoruz arkadaşlar. Cori döngüsü soru olarak gelebilir. Özellikle Cori döngüsü ve aerobik sistemdeki Krebs çemberi ya da Krebs döngüsü. Bu soru olarak gelebilir arkadaşlar. Bir diğer husus da beta oksidasyon. Bu üçü enerji sistemleriyle alakalı soru olarak gelebilir. Glikojenoliz ise arkadaşlar kas ve karaciğerde depo edilmiş olan glikojenin enerji için kullanılmasında tekrardan glikoza dönüştürülmesidir. Glikolaktik sistem ya da laktik asit sistemi arkadaşlar baktığımızda anaerobik bir sistemdir. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleştirilir arkadaşlar. 1-3 dakikalık yoğun fiziksel aktivitelerde kullanılır. Baktığımızda 1 milimol glikozdan, glikojenden 3 ATP enerji üretimi sağlar. Bunun 1 ATP'si zaten sürecin başlatılmasına gittiğince net olarak 2 ATP enerji üretimi sağlamış oluruz. Glikolaktik sistemde temel enerji kaynağı glikojendir. Glikojen vücudumuzda iki yerde depolunur. Bir kaslarda bir de karaciğerde. Daha önceki senelerde bizde hangisinde en çok depo edilir diyerekten soru olarak sormuşlardı. En çok kaslarda depo edilir arkadaşlar. 300-400 gramı kaslarda, karaciğerde ise 75-100 gram arasında depo edilir. Baktığımızda sürece kas ya da karaciğerde depo edilmiş glikojen parçalanarak glikoza emilir arkadaşlar. Glikoz parçalanarak pirivik asit adı verilen bir ara maddeye indirgenir. Ortamda yetersiz oksijen olmazsa yetersiz oksijen olmazsa pirivik asit laktik aside dönüşür ve laktik asit bir süre sonra yorgunluğu beraberinde getirir. Yorgunlukla beraber yapılan faaliyet artık bitmiş olur. Laktik asit sisteminin olayı budur. Sistem glikojen, glikoz, pirivik asit, yetersiz oksijen ve laktik asitten oluşuyor arkadaşlar. Bize bunun aşamalarını sorabilirler. Bu soru olarak gelebilir ve güzel bir soru olur. Ne tür faaliyetlerde karşımıza çıkar? 400-800 metre gibi koşullarda yüksek yoğunluklu faaliyetlerde karşımıza çıkar. Sürecin sonucunda arkadaşlar laktik asit denilen bir madde oluşur. Glikoneojenez dediğimiz kavram arkadaşlar birikmiş olan laktik asitin pirivik aside dönüşüp daha sonra tekrardan glikoza dönüşüp kandan, glikozdan kas ya da karaciğere gönderilmesine dayanan bir yöntemdir arkadaşlar. Aerobik sistem az önce de bahsettiğim gibi oksijenli sistem arkadaşlar.
karbonhidrat yağ protein, oksijen kullanılarak tamamen yakılıp karbondioksit ve hidrojen H2O yani suya dönüştürülmesine dayanır. Ve toktur. Anaerobik sistemde ATP ve CHP'ye göre daha fazla enerji elde edilir. Özellikle baktığımızda 1 milimol glikozdan az önce 3 ATP enerji üretirse aerobik sistem yani oksijenle bu enerjiye dönüştürülseydi arkadaşlar 39 milimol enerji kullanılırdı. Bu sistem yağın enerji olarak kullanılan tek sistemdir. Temelde baktığımızda 1 mol yağ asidinden arkadaşlar 129 mol ATP enerji üretimi sağlıyor. Neredeyse sınırsız bir enerji üretim sistemine sahiptir. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin dediğim gibi enerjiye dönüştürücü ortak sistemdir arkadaşlar. Sürecin sonucunda laktik asit oluşumu meydana gelmez, su ve karbondioksit oluşumu meydana gelir ki bunu vücuttan uzaklaştırması çok kolaydır arkadaşlar. Aerobik sisteme baktığımızda arkadaşlar 4 aşamada gerçekleştirilir. Aerobik glikoliz, beta oksidasyonu, Krebs çemberi, elektron transport sistemi, ETS sistemi olarak karşımıza çıkar. Aerobik glikoliz sistemi az önceki glikojen sisteminin aynısı. Yalnızca bu sistemde pirivik asit anaerobik glikolizdeki gibi laktik asit değil, asetil koenzim A'ya dönüşüyor arkadaşlar. Bunun oluşabilmesi için ortama yeterli oksijenin girmesi gerekiyor. Bu ortam oksijen girdikten sonra arkadaşlar oksijen metabolik olaylarda hidrojen alıcı olarak görev yapıp pirivik asidi asetil koenzim A'ya dönüştürüp asetil koenzim A'yı da Krebs çemberi. Beta oksidasyonuna baktığımızda vücuttaki yağ moleküllerinin parçalanması olayının ilk kısmıdır. Yağ asitleri parçalanıp beta oksidasyonunu indirdiğini Krebs çemberine girip enerji olarak kullanılır. Krebs çemberine baktığımızda bütün besin maddelerinin enerji üretimi için parçalandıkları sırada buluştukları ortak reaksiyon indirir. Bütün besin maddeleri Krebs çemberine geçip su ve karbondioksite dönüşüyor. Burada iki önemli olay var. Biri karbondioksit oluşumu CO2, bir diğeri de elektron uzaklaştırması yani oksidasyon işlemi. CO2'nin vücuttan uzaklaştırılması ekspirasyon arkadaşlar. Nefes verme yöntemiyle vücuttan CO2 uzaklaştırıyor. Elektronların uzaklaştırılması olayı ise ETS sistemine geçişli. Buradaki sistem arkadaşlar iki önemli bileşenle sağlanır. Biri NAD'dır, biri de FAD'dır. Yani nikotinamik adenin dinükleotit ve flavin adenin dinükleotitin etkisiyle Krebs çemberindeki unsurlar elektron taşıma sistemine, elektron transport sistemine geçişi sağlanır. Krebs çemberini bize şu şekilde sorabilir. Bütün besin maddelerinin enerji üretimi için buluştukları ortak nokta, aerobik sistemin başlangıcı şeklinde sorulabilir. Diğer isimleriyle ilgili seçeneklerde görebiliriz. Biri sitrik asit döngüsü, bir diğeri de trikarboksilik asit döngüsüdür arkadaşlar. Bakalım bakalım. Burada asetil koenzim gibi. Burada bir dizi kimyasal reaksiyona uğrayıp NAD ve FAD'ın hidrojenle birleşip elektron taşıma sistemine geçip aerobik sistemin sonucunun oluşturulması. Elektron transport sistemi ya taşınım sistemi arkadaşlar besin maddelerinin enerji üretimi için parçalandıkları sıradaki son aşamadır. Bu süreç mitokondride gerçekleşir. Oksijen kullanılır ve sürecin sonunda H2O ortaya çıkar arkadaşlar. Hidrojen iyonları elektronlar yüksek enerji seviyesine düşük enerji seviyesine doğru taşınırlar. Bu taşıma sırasında serbest kalan enerjilerinde ATP sentezi yapılır. Taşınan her çift elektron içinde 3 ATP sentezi gerçekleştirilir arkadaşlar. Sürecin sonucunda dediğimiz gibi su ve karbondioksit ortaya çıkıyor. İstenmeyen bir durum şudur arkadaşlar. Proteinlerin enerji dönüştürülmesi. Uzun ve yoğun aktivitelerde özellikle maraton ve ultra maraton gibi koşullarda arkadaşlar uzun süre açlık süreçlerinde enerji kaynağı olarak proteinler kullanılabilir. Proteinlerin kullanılabilmesi için öncelikle proteinlerin bir dizi kimyasal reaksiyona girmesi gerekiyor. Amino asit molekülünden nitrojenin ayrılması gerekiyor. Bu işlem iki bölgede gerçekleşir. Bir, karaciğerdeki yapıldığı başlıca yer burasıdır. İki, kaslarda. Karaciğerde bu işlemi arkadaşlar deaminasyon isimlidir. Kasta bu işlem yapıldığında ise transaminasyon işlemi olarak adlandırılır. Bu sayede nitrojen
amino asitten ayrılır ve amino asit iskeleti kalır arkadaşlar. Kalan amino asit iskeleti kreş çemberine girip enerji üretiminde kullanılır. Ancak bu çok istenen bir durum değildir. Çünkü kaybedilen kasa kazanımı gerçekten çok zordur. Burada süreci izlediğimizde arkadaşlar bakın anaerobik sistem sitoplazmada gerçekleşiyor. Piruvik aside indirgeniyor. Yeterli bir oksijen ortaya girdiğinde piruvik asit oksidasyonla asetil kolonezime dönüş Krebs çemberine giriyor arkadaşlar. Krebs çemberine baktığımızda bu sürecin artık mitokondriye geçtiğini görüyoruz. Buradan artık Krebs çemberine tüm besin öğelerinin gidip natrium fat ile taşınıp elektron transport sistemiyle ya da elektron taşıma sistemiyle de aerobik sistemin sonucunu tamamlamış oluyoruz. Daha önce bize toparlanma ile ilgili soru sordular. Özellikle alaktik asit sistemin 2-3 dakikada karbonhidratın yenilenmesinin 24-48 saatte olduğunu söyledik. Bu sene bize soru olarak laktik asidin tekrardan glikojene dönüştürülme sistemi sorulabilir. Kori döngüsü. Bu sistemin adına ne olduğu sorulabilir. Glikoneojene. Bu bize soru olarak gelebilir. Kastan ve kandan laktik asidin uzaklaştırılması için arkadaşlar bir ya da 2 saat maksimum sürede gerçekleştirilir. Aktif toparlanma yani aktif dinlenme yöntemlerinin uygulanması bunu daha da hızlandırır. Büyük bir bölümü oksidasyon yoluyla arkadaşlar laktik asidin vücuttan uzaklaştırılmasını söyleyebiliriz. En büyük karbonhidrat deposu aşağıdakilerden hangisi demiş arkadaşlar. En büyük karbonhidrat deposu için az önce de söylemişti. İki yerde depo ediliyordu. Bir kas, bir de karaciğerdi. En çok kaslarda depo ediliyor diyebilirim. Kısa süreli yüksek şiddetli egzersizler sonrasında kas postürojeninin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan süre aşağıdakilerden hangisidir? 3-5 dakika içinde arkadaşlar tamamladılar. 2-3 dakika içerisinde %90'ına kadarı olabilir arkadaşlar. Kas postürojeninin tekrardan resentezi olarak. Submaksimal uzun süreli dayanıklılık antrenmanlarından yeterli karbonhidrat alınmasının ardından glikojen deposunun yenilenmesi için gerekli süre hangisidir demiştir arkadaşlar. Bunun cevabı 24-48 saat. 24-48 saatte artık tamamı doldu diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle yüksek yoğunluklu bir çalışma sonrası ilk 10 saat önemli karbonhidrat takviyesi almak açısından. Besin maddelerinin enerji üretimi için parçalanmaları sırasındaki son aşamadır. Oksijen kullanıldığı kimyasal reaksiyonlardan oluşur. Elektron transport sistemi arkadaşlar son aşamadır. İlk aşama ise Krebs çemberidir. Beta oksidasyon arkadaşlar yağ asitlerinin parçalanıp enerji üretimi için Krebs çemberine girme işlemidir. Aerobik glikolizisi arkadaşlar piruvik asidin asetil koenzim A'ya dönüştürüp Krebs çemberine girme işlemiydi. 1-3 dakikalık egzersizlerde hangisi baskındır derse anaerobik glikoliz sistemi baskındır arkadaşlar. Kolay bir soru ancak sorulabilecek sorulardan biri. Daha önceki senelerde çünkü buna benzer sorular sordular. Maksimal şiddetli bir egzersiz başlangıcında ilk olarak devreye giren yapı hangisidir arkadaşlar? Dediğimiz gibi çok yüksek yoğunluklu faaliyetlerde enerji kaynağı olarak kaslı depocunun ATP-CP devreye girer. Bundan dolayı cevabımız fosfojen sistemi arkadaşlar. Egzersizde kullanılan enerji kaynakları, yapılan egzersizin türü, şiddeti, süresi, sporcunun performans düzeyi ve beslenme şekli yakından ilişkili. Buna göre hangisi, eşleştirmeleri hangisi yanlıştır demiş. 100 metre koşusunda ATP-CP sistemi baskındır. Evet. 400 metre koşusunda laktik asit sistemi baskındır. Evet. 800 metre koşusunda da laktik asit sistemi baskındır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Atmalarda fosfojen. 3000 metre artık sistemi uzun süreli faaliyetlere döndüğü çalışmalarda ise ayrı bir sistem baskındır. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu yüzden. Anaerobik glikoliz sisteminin enerji üretim basamakları aşağıdakilerden hangisine verilir? Anaerobik glikoliz için ne demiştik arkadaşlar? Depo edilmiş öncelikle glikojenin bir alt basamağı olan glikoza indirgenmesi gerekir.
glikozaj indirgenen glikojen, hani kanda serbest glikoz olarak dolaşan yapı bir dizi glikolaktik sürece maruz kalır ve bu sürecin sonucunda bir ara madde oluşur. Nedir bu ara maddenin ismi? Piruvik asit demiştik. Piruvik asit eğer ortamda yetersiz oksijen var ise laktik aside dönüşür. Eğer ortamda yeterli oksijen var ise asetil koenzim A'ya dönüşüp Krebs çemberine girer, aerobik glikolize başlar. Baktığımızda aşamalardan hangisi bunu tanımlıyor? Glikojen glikoza indirgenliği, glikolaktik süreç başladığında laktik asit hayır arkadaşlar. Laktik asit sürecin sonucunda olacaktır. Baktığımızda glikoz zaten kanda olması gereken, yani glikojene indirgenmesi gerektiği için. Glikolaktik süreçte glikolik asit hayır arkadaşlar. Öncelikle glikojen glikoza, sonra glikolaktik sürece dönüşmesi gerekiyordu. Glikoz yine aynı kez daha Bursa seçeneğinin içi gibi. Baktığımızda cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar. Glikojen glikoza indirgendi. Bir dizi glikolaktik süreci girdi. Piruvik aside dönüş ara maddeye. Ortamda yetersiz oksijen dizi laktik aside götürdü arkadaşlar. Yeterli oksijen olsaydı asetil koenzim A'ya götürecekti ve buradan da aerobik sisteme geçirecek. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aerobik sistemde gerçekleşen reaksiyonlardır demiş. Glikoz oksidasyon yani aerobik sistem, aerobik glikoliz sistem, beta oksidasyonun yağları söylemişti. Krebs çemberi tüm besinlerin ortak noktası ve aerobik sistemin başlangıcıdır. Elektron taşınım sistemi aerobik sistemin son aşamasıdır arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği. Sinir sisteminden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle sinir sisteminde baktığımızda nöron sinir hücrelerinin yapısı ve temelde 3 parçadan oluşuyor. Baktığımızda nedir bu 3 parça? Dendrit, gövde ve aksondur arkadaşlar. Dendritlerin görevi çok fazla sayıda bulunur. Kısa, kıl ya da tüy gibi yapıya sahiptir ve temelde almaç görevi görür arkadaşlar. Bir başka sinir hücresinden ya da bir başka kas hücresinden bilgiyi alıp nöronun merkezi çekirdeğe getirip işleyip daha sonra bir uyarı oluşturmak, bir impuls oluşturmak isterse aksondan bir sonraki sinir hücresi ya da kas hücresine geçmesiyle nöron sistemi gerçekleşir arkadaşlar. Baktığımızda dendrit bu görevi yapar. Gövde ya da soma arkadaşlar merkezlidir. Yapısında çekirdek vardır. Bilginin işlendiği kısımdır çekirdek. Baktığımızda nörolema denilen bir hücre zarı yani nöron zarı ve nöroplazma adı verilen bir sitoplazma sıvısı bulunur. Bir diğer husus arkadaşlar aksondur. Akson tek parça uzunluğu 70 santime kadar ulaşabilir arkadaşlar ve aksonun üzerinde miyelin kılıfı adı verilen bir glia hücreleri yani yağ hücrelerinden oluşan bir yapı vardır. Miyelin kılıflarının temel görevi veri akışını hızlandırmak ve veri kaybı olarak arkadaşlar. Miyelin kılıflarının aralıklarında küçük dar boşluklar var. Bu boşluklara ise Ranvier boğumları arkadaşlar. Ranvier boğumları miyelinler arasında kalmış yapıdır. Baktığımızda nöronların ileti sisteminde arkadaşlar saltatori adı verilen bir ileti sistemi kullanılarak bir aksondan diğer aksona verinin bir nevi sıçrayarak geçişi diyebiliriz arkadaşlar. Bu kavramlar bize soru olarak gelebilecek kavramlar istirahat halindeki membran derseniz de polarizasyon. Bu şu demek. Hücre içinin negatif, hücre dışının pozitif olması. Bir uyarı sonrası hücre içi pozitif olmaya başlar. Sodyum kanalları açılır ve içeriye bolca bir sodyum ilişkiler. Bu aşama bir uyarı sistemi meydana geldiğinde meydana gelen bir durumda sodyum kanalları içeriye sodyum hücrelerinin geçişi repolarizasyon. Hücre içinde pozitif olup hücre dışında negatif olmak. Repolarizasyon ise arkadaşlar polarizasyon haline tekrardan geri gelme durumudur. Bu durumda ise hücre içerisinde bulunan potasyumun hücre dışına çıkarak hücre içini negatif, hücre dışını pozitif hale getirme durumu olarak adlandırılabilir. Temelde bunu söyleyebiliriz. Son olarak kas fizyolojisinden biraz bahsedip dersi bitireceğim arkadaşlar.
Baktığımızda kasın en küçük kasılan yapısı nedir? Sarkomerdir arkadaşlar. Sarkomer üzerinde birçok yapıyı barındırır. İşte I bandı, H bandı, T bandı gibi. Ya da baktığımızda kas miyofibrillerden oluşmuştur. Bu fibriller arkadaşlar ince ve kalın filamentlerden oluşmuştur. İnce filamentlere aktin, kalın filamentlere ise miyozin adını veriyoruz. Aktin filamentleri yapısında troponin ve tropomiyozin adı verilen küçük yapılar barındırıyor arkadaşlar temelde baktığımızda. Sarkomer dediği kasın kasılabilen en küçük boyutudur arkadaşlar. Bir sarkomerin arasında bulunan iki Z çizgisi vardır. Bir sarkomeri belirtir. Z çizgilerinin dışında bulunan açık ve koyu renkli dokular vardır arkadaşlar. Bu açık ve koyu renkli dokuları bant olarak adlandırmışız. I bandı, A bandı, H bandı şeklinde adlandırdığımız noktalara baktığımızda sadece aktin miyofilamentinin bulunduğu doku I bandı olarak, aktin ve miyozinlerin ortak olarak olduğu yapı A bandı olarak, sadece miyozinlerin olduğu bant yapısı ise arkadaşlar H bandı olarak adlandırılır. Bu denemelerde bolca çıkan bir kavramdır. Hangisi hangisiyle alakalı değildir? Bunun dışında arkadaşlar fizyoloji ve anatomiyi birlikte soracak olabilirler. Ne olarak soracaklar? Kasın saran zarlar şeklinde. İşte kas hücresini saran zara sarkolemma. Her kas lifinin üzerine saran yapıya endomisyon. Bir sürü kas lifinin bir araya gelmesiyle kas lif demektir olmuştur. Bunu saran dokuya perimisyon. Ve en son oluşan en büyük kas dokunun üstünde arkadaşlar epimisyum adı verilen bir zar. Epimisyumun da üzerinde beyaz bir doku bulunuyor arkadaşlar. Konnektif bir yapı vardı. Buna da fasya adı verilir arkadaşlar. Temelde baktığımızda kasın görevlerini uyarılabilme, iletilebilme, kasılabilme, elastik olma ve viskozite özelliği arkadaşlar. Ki bize kasın viskozite özelliğini sorabilirler. Viskozite özelliği arkadaşlar kasın olası bir kasılma esnasında kopmasını ve yıpranmasını önlemek için kası yavaşlatan bir yapı. Yani bir nevi amortizasyon görevi görür arkadaşlar. Kasın viskozite özelliği. Bu sayede kas hızlı bir kasılma sonrası kopma ya da yırtılma meydana getirmez. Bolca soru olarak soru denemelerde çözülmüş. Sınavda da soru olarak sorulmuş. Bir diğer kavram kasın kasılma. Baktığımızda ne tür kavramlar var? İzometrik, izotonik, izokinetik, oksotonik. Tetanik kas kasılması, izotonik kas kasılması, konsantrik ve egzantrik olarak ikiye ayrılır. İzometrik kas kasılmasına ne meydana gelir? Kasın boyunda değişim meydana gelmez. Kas boyu sabit, kasın tonusunda artış meydana gelmez. İzometrik kas kasılmasıdır. En güzel örnek buna flank örneğidir arkadaşlar. İzotonik kas kasılması arkadaşlar, kasın boyunda, kasın tonusunda bir değişim olmazken kas boyunda değişim meydana gelmesidir. Bunu temelde ikiye ayırıyorum. Bir konsantrik, bir de egzantrik olarak. Konsantrikte kasın boyu kısalması meydana gelirken, egzantrikte ise ekstansiyondan aklımda geldi uzaklaşma şeklinde kasın boyunda zaman meydana gelir. İzokinetik kas kasılması soru olarak sorulabilir arkadaşlar. İzokinetik kas kasılması sabit bir hızda farklı açılardan maksimal kas kasılmasının ortaya çıkmasıdır. Bunun oluşabilmesi için arkadaşlar izokinetik dinamometre ihtiyaç vardır. Yani Sidex ya da Biodex gibi ürünlere ihtiyaç vardır. Baktığımızda izokinetik kas kasılmasını branşlarla soru olarak sorabilirler. Hangi branştan gibisinden? Kano, kürek gibi branşlarda arkadaşlar. Bisiklet, yüzme gibi branşlarda arkadaşlar izokinetik kas kasılması meydana gelir. Oksotonik kas kasılması izometrik ve izotonik kas kasılmasının birlikte olma halidir. En sonki kas kasılma türü ise arkadaşlar tetanik kas kasılması. İstem dışı kasın tekrarlı yani hiç dinlenme olmadan ara vermeden tekrarlı kasılma durumu tetanik kas kasılması. Bu kasılmalara tetanus adı veriliyor arkadaşlar. Spazmlar, kramplar tetanik kas kasılmasına örnek olarak verilebilir. Kasın kasılma mekanizmasına baktığımızda ne vardı? Kayan filamentler teorisi vardı. Bunun oluşabilmesi için bir dizi reaksiyon olması lazım. Baktığımızda sinir hücresi, yani somatik motor nöron, akson sonucu, motor son plağı birleşip
Yapısında bulunan asetilkolini serbest bırakır, sodyum kanallarının açılıp içeriye girmesiyle aksiyon potansiyeli başlaması, T tübülü adı verilen kasın unsurlarına ve T tübülü sarkofilerin ve tübülün termitislerine gibi dokular var. T tübülünden geçen aksiyon potansiyeli arkadaşlar THP reseptörü ile sarkoplazmik retikulumu uyarır. Sarkoplazmik retikulum uyarıldıktan sonra yapısında bulunan kalsiyum iyonları serbest bırakır. Serbest kalan kalsiyum iyonları aktinin üzerinde bulunan troponine yapışır. Ve bu sayede tropomiyozin ve miyozinin birleşmesi aşaması gerçekleşir. Bu aşama gerçekleştikten sonra kalın olan var, yani miyozin, tropomiyozine yapışıp tropomiyozini kendine doğru çeker. Bu işlem sırasında ise arkadaşlar aktin miyozin üzerinde kayıyormuş gibi bir durum ortaya çıkar. Bundan dolayı bu durum kayan filamentler teorisi olarak adlandırılır. Bunun gerçekleşebilmesi için enerji ihtiyaç vardır, ATP de sağlanır. Aynı kez de arkadaşlar kasın tekrardan eski boyuna gelebilmesi için, sarkomerin tekrardan uzayabilmesi için, yani kasın tekrardan uzayabilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Yine ATP gerekiyor. ATP ile kalsiyum troponinden ayrılıp tekrardan sarkoplazmik retikuluma geri döner arkadaşlar. Bu sayede kas gevşemiş olur ve kas eski boyuna gelmiş olur arkadaşlar. Kalsiyum daha önceki senelerde soruldu. Asetilkolin daha önceki senelerde soruldu. Kalsiyumu farklı şekilde de sorabilirler arkadaşlar. Kas fibril yapılarına baktığımızda tip 1, tip 2A, tip 2B şeklinde adlandırılır. Tip 1 yapı daha çok arkadaşlar aerobik sistemde faaliyet gösteren yapıdır. Baktığımızda ne tür durumlar meydana getirir? İşte mitokondriyal yoğunluğu fazladır, kapiler yoğunluğu fazladır, oksidatif kapasitesi yüksektir, yorgunluğa karşı daha uzun süre direnebilir. Temel enerji kaynağı arkadaşlar tip 1 kaslarının trigliseritler, yani yağ asitleridir. Bunun dışında arkadaşlar kasılma zamanı yavaştır. Motor nöron yapısı küçüktür arkadaşlar. Güç üretim kapasitesi düşük. Glikolaktik kapasiteleri düşük diyebiliriz. Miyozin ATP enzimleri ise yavaş diyebiliriz. Tip 2A hızlı kasılan kas fibril yapılarıdır. Temelde tip 2 hızlı kasılan kas fibril yapılarıdır ve temelde ikiye ayrılır. Biri tip 2A, biri de tip 2B. Tip 2A daha çok glikolaktik sürece baskın olan, aerobik kapasitesi biraz daha gelişmiş olan sistemdir. Tip 2B ise arkadaşlar tamamen anaerobik sistemin hakim olduğu, çok hızlı faaliyetleri gösterildiği, çok kısa süreli anaerobik faaliyetlerde baskın olan kas fibril tipi olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane sorumuz var. O soruları çözelim birlikte. Sarkomeri oluşturan ince ve kalın filamentler hangisidir demiş. Az önce de bahsettik arkadaşlar. Aktin ve miyozin ince ve kalın filamentle oluşturur. Troponin ve tropomiyozin ise aktinin bir parçasıdır arkadaşlar. Tip 1 kas fibrilleriyle ilgili ne söylenmez? Kırmızı görünümlüdür. Evet, yapısındaki demir oranının fazla olmasına dolayı. Yavaş kasılırlar. Evet, motor aktivasyonu düşük demiştik. Oksidatif kapasitesi yüksek, özellikle uzun süreli faaliyetlerde, ayrı bir faaliyetlerde aktif. Doğru. Glikojen depoları ağırdır. Evet, anaerobik düzeyleri düşüktür. Çabuk yorulmazlar arkadaşlar. Geçiyorum. Çabuk yorulan, en çabuk yorulan tip 2B'dir. Sonra tip 2A gelir. Ardından tip 1 kas fibril yapısı gelir. Hangisi ya da hangileri dinamik kas kasılması türüne örnek verilmiş arkadaşlar? Yani izotonik ve izokinetik ilgili kavramlardan bahsediyor. Eksantrik ve konsantrik otomatikman izotonik kas kasılmasıdır. İzotonik ve izokinetiği doğrudan vermiş. O yüzden cevabımız ne arkadaşlar? Ceyhan seçeneği. İzometrik statik bir kas kasılması olduğu için bu gider arkadaşlar. Bu cevaplar bitti. Bu da 2 ve 3 kaldı. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir? Sarkolemma membranı kas hücreleridir. Evet, doğru. Nöromüsküler kavşak bir motor siniri iskelet kas ile birleştiği kavşaktır. Özelleştiği alanı. Evet, doğru. Motor son plak
Sinir kas birleşmeyeni. Evet arkadaşlar, bu da doğru bir ifade. Cevabımız bu yüzden Edirne seçeneği. Z çizgisi yalnızca miyozin filamentlerine hocam. Hayır arkadaşlar. Z çizgisi şu yapıdadır. Bu yapının tamamı bir sarkomerdir arkadaşlar. Bu sarkomerde aktin ve miyozin kesinlikle zaten yer alır. Ve bu sistemin içerisinde I bandı, H bandı, A bandı da yer alır arkadaşlar. O yüzden bir seçeneğini tutuyoruz. A bandı aktin ve miyozin filamentlerden oluşan koyu renkte böyledir. Evet arkadaşlar. A bandı doğru. I bandı aktin filamentlerinin oluştuğu bölgedir. Açıkçası evet doğru. H bandı ise sadece miyozinlerin bulunduğu bölgedir. Bizler hangisinin yanlış olduğunu soruyoruz. İki doğru dedik. Gitti. Soru da gitti. Hangisi yanlış derse Adana seçeneği arkadaşlar yanlış diyebiliriz. Kas kasılırken şeklini değiştirmek isteyen iç ve dış kuvvetlere karşı iç sürtünme ile direnç gösterir. Bu özellik sayesinde kas kasılması sırasında frenleme meydana gelir. Ve kasın kopma ve yırtılması önlenir. Bu kasın hangi özelliği arkadaşlar? Az önce de konuştuğumuz viskoz, yumuşama özelliği, amortisman özelliği arkadaşlar, viskozite özelliği. Daha önce çıkmış bir soru arkadaşlar. Hangisi kas dokusunda aşırı gerilmeye karşı rol oynayarak kasın gevşemesine ve yaralanmanın ortaya çıkmasına engel olan yapıda demiş arkadaşlar. Sarkolemma ne demiştik? Kasın saran zar demiştik. Gitti. Rufini ve Fagin'in cisimcikleri arkadaşlar dermis ya da hipodermis tabakada yer alan temelde Rufini sıcaklığı algılayan, Fagin ise arkadaşlar basıncı algılayan reseptörlerimizdir. Bunlar gitti. Kas iyicikleri ve Golgi tendonu. İkisi de arkadaşlar kas kasılmasında aktiftir. Kas iyiciği kasa gelen uyarı sonucunda kas boyunda değişimi algılayıp bilgi veren merkez sinir sistemine bilgi veren yapıdır. Golgi tendon organı ise arkadaşlar kasın zarar görmesini önleyen yapıdır. Cevabımız denizli seçeneği. Nöromüsküler kavşakta, motor son kısım olarak bilinen kavşakta, motor nöronlar iskelet kasına uyarının iletilmesine rol oynayan kimyasal yapı hangi? Asetil kolindir arkadaşlar. Lösin, valin, sizin, lizin, serin bunlar vücudumuzda sentezlenemeyen protein yapılardır arkadaşlar. Asetil kolin ise arkadaşlar bir kimyasal nörotransmitterdir. Ki kas kasılmasını başlatan nörotransmitter olarak adlandırılır. Lösin, valin, hatta izolin var arkadaşlar. Lösin, valin, izolin, DGA'yı oluşturur. Birleşik dalı zincirli amino asitleri oluşturur. Kas hasarını önlemek açısından, protein sentezini desteklemek açısından faydalı olan bir çeşit supplementtir. Sinir sistemi ile ilgili hangisi söylenemez? Bir sinir hücresi, hücrenin gövdesi yani somadan, dendritten ve aksondan oluşmuştur. Evet, doğru. Hücre gövdesi diğer hücrelerde olduğu gibi dar sitoplazma çekirdekten ibarettir. Evet, nörolema, çekirdek ve ne dedik? Sitoplazma nöroplazma. Bu da sitoplazma. Yani bunu da hücre gövdesinden ağaç dalları gibi uzanan çok sayıdaki yapı kısa uzantılara dendrit denir. Evet, dendritlerin temel görevi almaçtır. Miyelin kılıfı veri kaybını önler, verilerin daha hızlı iletilmesini sağlar. Miyelinleşme oranı sporculuk düzeyine etkilidir arkadaşlar. Karar verme, ani harekete geçme gibi durumlarda aktif bir rol oynar. Sinir hücrelerindeki dendritin üzeri miyelinden oluşan kılıfla kaplıdır. Hayır arkadaşlar. Bu özellik sadece aksona ait bir durumdu. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlardı. İnşallah derinli olmuştur. Kısa bir soru çözümü, temel kavramları hatırlama açısından ben iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize yarınki sınavda başarılar diliyorum. Daha sonra tekrardan soru çözümlerimizi devam ettireceğiz.